değiliz. Şimdi kimlerin kurban kesmesi noktasında bazı tereddütler var, onu arz edeyim. Efendiler, çok kısa, vaktimiz azaldı çünkü. Kurban kesmesi gereken insanlar kimler? Kim kesir? Yani Allah kimin kurban kesmesini istiyor? Sayayım. Evvela Müslüman olacak, öyle mi değil mi? Müslüman olmamış bir adam 100 milyon koyun kesse bir kurban sevabı alamaz. Bu sıfat olacak. Kimlik. Sen kurban kesiyorsun ama kimsin? Papazım ya Rabbi, senin kurbanın yok. Senin sevabın yok. Patrikim ya Rabbi, yok. Müslüman olacak. Bütün kitaplar böyle yazar. İki, kurban kesmeye muktedir olacak. Bak muktedir yani kudret, iktidarı olacak, gücü yetecek. Bunun ölçüsü nedir? En kestirme olarak söyleyeyim. Kurban günleri biliyorsunuz kaç gündür, siz söyleyin. Hayır, hayır. Bak bayram günleri başka, kurban günleri başkadır, bilmiyorsunuz. Üç gündür ya. Dördüncü gün bayram ama kurban kesmek yasak. Kesilmez. Dördüncü gününe kurbanını bırakanın kurbanı kurban olmaz. Kurban günleri üç gündür. Onun için birinci, ikinci, üçüncü günlerde, dolayısıyla bu üç gün içinde bir Müslümanın büluğa erdikten sonra, ne demek büluğa ermek? 15 yaşını ikmal etmek demektir. 15 yaşını ikmal ettikten sonra bu kurban bayramının 1, 2, 3. günlerinde 80 gram altını satın alacak kadar elinde, avucunda, kıyıda, köşede parası varsa bu kişi kurban kesmekle mükelleftir, kesmese cehennemliktir. 80 gram altın ne yapar siz söyleyin? 40 milyon, 40 milyoncuk. Para değil bugün 40 milyon yani. Paramızı ne hale getirdiler adamlar, görüyorsunuz. Evvelsi gün bir kardeşimiz bir kurban aldı burada. 80 milyon verdi bir sığıra yahu. Eskiden iki tane apartman alıyordun. Şimdi bir inek alamıyorsun, görüyor musun? Bakın inekler bizi ne hale getirdi, inekler. Korkunç. Demek ki 80 gram altın alacak iktidarın var mı arkadaşların? Ha senin de varsa, hanımında, hanımının kolunda, göğsünde, parmağında, çekmecesinde, efendim çeyizinde, sandığında 80 gram altın veya o kadar altını alabilecek bir para varsa, yani 40 milyon, hanımın da kesmekle mükelleftir. O da kesmese cehenneme gider. Hanım, yani o hanımın iktidarı var. Senden ayrı onun da iktidarı var. Senin de var, onun da var. Hatta 15 yaşını ikmal etmiş çocukların varsa, onların da sağdan soldan kazandığından hediye, ikram, paralar toplanmış 40 milyonu buluyorsa, erginlik çağına da girmişse o çocuğun da ne yapması lazım siz söyleyin. Onun da kesmesi lazım. Ne bakıyorsun? Görüyor musunuz? Yani çocuklarınızın da bağımsız, kendisine ait, kendi hesabına, kendi kitabına, kendi kaydına, kendi başına o miktar parası varsa çocuklarınız da vallahi kesecek. Şimdi böyle yapılıyor mu, yapılmıyor mu siz söyleyin. Yapılmıyor böyle işte. Bir şey uydurmuşlar. Efendim diyor, hocam diyor, geçen sene diyor hanım için kestim, bu sene de diyor kendim için keseceğim. Vallahi ahmaklıktır bu. Ya geçen sene efendim hanımın için kestiysen, hanımın diyoruz 80 gram kadar altını ve o kadar altın alabilecek bir parası, maddesi var tabi diyor, belki 200 gram bile altını var. E o zaman o kesecekti, sana ne ondan? Sen borçlu kalmışsın. Sen borçlu kalmışsın. Yani kimin kurban almaya iktidarı varsa Allah kurbanı ondan istiyor. Bu da kadın fark etmez, erkek fark etmez. Eder mi? Etmez. Büluğa ermiş çocuk Ahmet fark etmez, Mehmet fark etmez. Babası da keser, oğlu da keser. Yeter ki 80 gram altın almaya muktedir olsun. Bak ölçü çok basit yani. Yanlış anlamıyorsunuz.